Fransa'nın kredi notunun derecelendirme kuruluşları tarafından düşürülmesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine neredeyse 3 ay kala Nicolas Sarkozy'ye büyük bir darbe indirdi. En büyük rakibi Sosyalist Parti'nin adayı François Hollande da bu fırsatı kaçırmadı. Notu düşürülen Fransa değil uygulanan politikadır diyen Hollande suçu sağcı hükümetin politikalarına yıkarak rakibini ekarte etmeye çalıştı. Fakat 1975'te elde edilen 3 A'nın kaybedilmesinde göreve gelen hem sağcı hem de solcu hükümetlerin ortak bir rol oynadığı şüphesiz. Bu yüzden de Fransa'nın kötü notundan çıkar sağlayacak politikacıların hükümeti uzak isimler olması da şaşırtıcı değil. Bu isimlerin başında 2007'de mali kriz konusunda uyarılarda bulunan merkez sağcı François Bayrou geliyor. Listenin ikinci sırasında ise aşırı solcu Jean-Luc Mélenchon bulunuyor. Solcu aday çok uzun süreden beri Avrupa bütçesine Fransa'nın katkısını kesmeyi savunuyor. Euro bölgesinden Fransa'nın çıkmasını isteyen aşırı sağcı aday Marine Le Pen de listedeki ilk üçü paylaşan diğer bir isim. Fakat notun düşürülmesi iç siyasette olduğu kadar dış siyasette de dengeleri bozmuş durumda. Avrupa'daki fikir ayrılıkları krizle birlikte daha da ortaya çıktı. Ekonomik krizden en az etkilenen Almanya, Hollanda, Lüksemburg ve Finlandiya krize getirilen çözümler konusunda fikir ayrılıkları yaşıyor. Bu gruptan ayrılan Fransa ise kötü öğrencilerin bulunduğu gruba doğru kayıyor. Bu durumun gelecekteki pazarlıklarda Fransa'nın elini zayıflatacağı şüphesiz. Sarkozy'nin hedeflediği Avrupa Merkez Bankası'nın Euro bölgesindeki ülkelere yardım etmesi mümkün görünmüyor. Bunun yerine Almanya sıkı mali tedbirler alınmasında diretiyor. Hedefimizi belirlemeli ve vakit kaybetmeden bütçe anlaşmalarını yumuşatmaya çalışmadan kararlı bir şekilde uygulamaya koymalıyız. Alman Başbakan'ın bu demecinde Euro bölgesindeki aktörlerin bir bir krize girmeleri ve kurtarılmayı beklemesi önemli rol oynuyor. Tek kurtarıcı olarak görülen Almanya bu rolü oynamak istemiyor. Notların aşağı çekilmesinin faturasını ise Fransa Euro bölgesindeki bir türlü oluşturulamayan ortak mali yönetime kesti. Ortak para birimi Euro, durumdan en çok zarar gören taraf olabilir.